bunları saydım. Şimdi bunların hepsini gösterdim. Neden bunları gösterdim? Bütün bu anlatılan özelliklerin hepsi bu görmüş olduğumuz adam. Mevlevi sikkesine evet andırıyor. Burun patlıcanlık, parmaklar langa hıyarı. Efendime söyleyeyim, gözler keskin, biraz da tilkiye de benziyor. Şimdi ben bunu özellikle buradan başladım. Şimdi neden buradan başladım? Çünkü hani önce bir doğumunu vesaire filan anlatabilirdik ama ben Evliya Çelebi'yi anlamak için onun yazdıklarının tasvirlerinden, onun yazdığı tasvirlerden yola çıkmanın faydalı olduğunu görüyorum. Şimdi bu kim diyeceksiniz? Ya araştırırken gördüm ben bunu, hani paylaşmadan da edemedim. Bu Habsburg Hanedanı'ndan başka biri, nasıl bizim Osmanlı Hanedanı'nın karakteristik bir şahin gagası burnu vardır. Bu Habsburg Hanedanı'nın da çenesi çok meşhurmuş. Tabii tamamen akraba evliliğine dayalı bir şekilde hanedan çoğaldığı için de genetik deformasyonlar genetik deformasyonlarla karşılaşmışlar. Bu görmüş olduğumuz kişide adını unuttum ben bunun ama yani... Gerçekten Habsburg Hanedanı çok çirkinmiş. Yani adamın, yani Evliya Çelebi'nin dediği kadar var yani, kendisi atası dahi bedçehredir ki bunu kendi soyuna bir imtiyaz olarak tanır diyor Evliya Çelebi. Şimdi bir sonra evet Evliya Çelebi'ni gördük. Bu kimindi? Çok güzel bir şeydi. İsmini anmadan da geçmeyeyim ben bunu. Semih Pokoy galiba, yanlış hatırlamıyorsam şeyde çiziyormuş, Cumhuriyet Gazetesi'nde çiziyormuş. Oldukça hoş ve onu bir şekilde tanımlayabileceğimiz, en azından hayal edebileceğimiz oldukça hoş bir karikatürlü. Bir tarafta minareler, bir tarafta çan kuleleri, bir aşağı bir yukarı giden bir adam. Şimdi yaptığı seyahatler bugün 40 ülkeye ve 147 tane dile tekabül ediyor. Ve ya seyahatname de 3 aşağı 5 yukarı 4500 sayfalık bir eser. Evliya Çelebi çok zeki bir adam. Öncelikle onu söyleyelim. Çünkü bütün kitabını, seyahatnameyi tek seferde Mısır'a yazdırıyor. Yani adım adım gittiği her yerde kağıdı kalemi eline alıp bunları muntazam bir şekilde yazıp bunları biriktirip günümüze kadar getirmiyor. Hayatının son yıllarını yaşamış olduğu Mısır'da yazıyor. Bir defa keskin bir zekası var. Daha sonraki slaytlarda da göreceğiz. Adam aynı zamanda kariyer planlaması denilen o 21. yüzyıl insanının kaygılarını bir yansıması olan şey de daha o zamanlarda yaşıyor ve bu hayalini gerçekleştirmek için de yavaş yavaş adımlar atıyor. Tabii sadece bilmiyor, bildiği gibi de bu bilgiyi kullanıyor ve bu kullandığı bilgiyle beraber de ortaya koyduğu eser, notlarımdan bakıyorum, Avrupa Parlamentosu tarafından insanlığı 21. yüzyıla getiren 20 kişi arasında sayıyor Evliya Çelebi'yi. 17. yüzyıla Çelebiler Çağı diyor. Bu ileride göstereceğim kimler yok. Katip Çelebi var. Efendime söyleyeyim, Eremya Çelebi var Ermeni cemaatinden. Hazarfen, Ahmet Çelebi, Lagari Çelebi, Hasan Çelebi olması lazım. Bunların hepsi var. Ama 17. yüzyılın şöyle bir özelliği var. 17. yüzyılda, yani Evliya Çelebi'nin yaşadığı yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun kafasında bir soru var. Ya düzen bozuluyor, biz bu düzeni nasıl sağlarız? Nasıl sağlıyorlar kendilerince bunu? İşte çeşitli layihalar, padişaha verilmesi gereken çeşitli metinler. Nasıl düze çıkarız metinleri? İşte bunların en meşhuru da zaten Koçi Bey'in risaleleri olarak karşımıza çıkıyor. Daha neler neler var ki, Katip Çelebi bile aslında şey yapıyor. Evliya Çelebi'yi okuduğumuzda da zaten bunları tek tek görmeye başlıyoruz biz. Evliya Çelebi de mesela Osmanlı Devleti'ni çok eleştiren keskin böyle yorumları da var. İşte bu yüzyılda Evliya Çelebi gezmeye başlıyor ve ister istemez bir seyyahın yapacağı gibi hem orayı hem burayı birbiriyle mukayese etmeye çalışıyor. Evet, gördüğümüz Cihannuma, Katip Çelebi'nin yazdığı harika eserden güzel bir haritayı. Şimdi bu arada Katip Çelebi ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Laf böyle dönüp dolaşıp geliyor. Bu dönemi eleştiren önemli adamlardan biri Katip Çelebi. Katip Çelebi'nin şöyle bir sorusu var. Diyor ki, ya diyor, bu molla sınıfı diyor, o kadar diyor dünyadan diye haber cahil insanlardır ki, bunlara kutuplarda nasıl oruç tutulur diye soracak olsan sana cevap bile veremezler diyor. Çünkü medrese tamamen ümmeti bir noktada istenilen seviyede tutmaya çalıştığı için doğru düzgün bilim vesaire filan üretemiyor.
Başka kimler var? Azarfen Ahmet Çelebi, o meşhur şeyi gene Evliya Çelebi'den geçiyor. Yaşadı mı yaşamadı mı hala daha büyük bir muamma olarak varlığını devam ettiriyor. Bir de bizim meşhur Lagari Hasan Çelebi'miz var. Bindiği fişeye çeşitli barutlar koyarak özür dilerim göğe doğru yükseliyor. Bunlar hep bizim Çelebiler çağımızın karakterleri diyelim. Şimdi günümüzde maalesef Türkçesi basılmayan harika bir kitap var. Robert Dankoff ki Evliya Çelebi hakkında yapılmış en güzel araştırmaları kaleme almış kişidir. Çok güzel bir eser yazmış. Türkçe'ye bir dönem sadece bir baskı yapmış Yapı Kredi Yayınları'ndan. An Ottoman Mentality. The World of Evliya Çelebi. Yani Evliya Çelebi'nin dünyası bir Osmanlı mantığı veya işte bakış açısı diye çevirebileceğimiz bir kitap. Biz burada 17. yüzyıl Osmanlı entellerinin dünyayı nasıl, kendi dışındaki dünyayı nasıl algıladığını okuyoruz ki o yüzden zaten Evliya Çelebi oldukça mühim, bize bütün dünyayı bilinen şartlarda bütün dünyayı anlatmaya çalışıyor 17. yüzyıl Osmanlı şartlarında.